Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı Ders Öğren'e hoş geldiniz. Arkadaşlar sınavlara çok az bir zaman kaldı. Ben de onun için böyle videolar çekerek size hem motive olmak hem de doğru ve verimli çalışmanın anahtarlarını göstermek istiyorum. Arkadaşlar biyolojide başarılı olabilmek için neler yapmak lazım? Arkadaşlar biyolojide başarılı olmak istiyorsak haftalık konu tekrar yapmak çok önemli. Konu tekrar yapmazsanız konular yığılır ve çalışmak daha da zorlaşır. Ben bu dersi yapamıyorum derseniz yapamazsınız. Başarısızlık duygunuz pekişir ve pes edersiniz arkadaşlar. Düzenli konu tekrarı, bol soru çözümü gerekli. Soru çözümünde ise dikkat etmemiz gereken cevap anahtarıyla sınırlı kalmayıp yapamadıklarımızı öğretmenlerimize sormaktır arkadaşlar. Biyolojide başarılı olmak için dediğimiz gibi çok fazla konu tekrarı önemli. Ve çalışmak gerçekten de daha da zorlaşır konular yığılışla. Konuları ne yapacağız arkadaşlar? Yığmayacağız. Düzenli olarak çalışacağız. Ve verimli olarak çalışacağız arkadaşlar. Bütün videolarında dediğim gibi fazla çalışmak önemli değil. Verimli çalışmak önemli. Onun için arkadaşlar hiçbir derste yapamıyorum demeyeceğiz. Soru sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. En çok yaşadığınız duygulardan biri de soruyu sorarsam öğretmenim kızar mı? Arkadaşlarım dalga geçer mi oluyor? Öğretmenleriniz sorulan hiçbir soru için size kızmaz. Bırakın arkadaşlarınız dalga geçsin, hiç önemli değil arkadaşlar. Atalarımız ne demiş? Son gülen iyi güler. Önemli olan sizin öğrenmeniz arkadaşlar. LYS, YGS'ye göre daha bilgi içerikli arkadaşlar. Daha çok size kesin bir bilgi soracaklar arkadaşlar. Biyoloji özellikle MF3 puan türünden tercih yapacak adaylar için çok önemli arkadaşlar. Minimum hata öne geçirecektir. Ancak arkadaşlar diğer alanlardan tercih yapacak arkadaşlara tavsiyem tercih alanınızı kısıtlamayın. Eksiklerinizi biyolojiden tamamlayın. Bu sınav bilenin yapacağı bir sınav olacaktır. Konu dağılımı ise arkadaşlar canlıların temel bileşenleri, hücre, ekosistem, sınıflandırma, kalıtım, evrim, davranış, sistemler şeklinde olup hücresel solunum, fotosentez, endokrin sistemden de soruların geldiğini, bitki fizyolojisi konusuna ağırlık verildiğini görmekteyiz arkadaşlar. Ne demiştik? Başarının sırrı düzenli ve disiplinli çalışmakta. Başaramayacağınız bir sınav değil arkadaşlar. Yeter ki düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışın. Düzenli çalıştığınız takdirde stresiniz ve kaygınız minimum seviyede olacaktır arkadaşlar. Kaygı sıfırlanmayacaktır. Kaygılarınız olmazsa sizi motive edecek güç de olmayacaktır arkadaşlar. Yeter ki kaygılarınız başarınızın önüne geçmesin. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. YGS'de ve LYS'de biyolojide başarılı olmak için anahtarımız bu şekilde.